Hiç gitmeyecektik oralara. Sana dedim gelme diye. Bir tutamadın çeneni. Ne yapayım? O kadının adı geçince. Sus be kadın, bir sus Kürşat duyacak. Açıyorsun o meseleyi. Anla çıkıp gidiyorduk. Anne anne diye tutturunca doktor kadın kan beynime sıçradı. Hem fena mı oldu? Daha fazla kurcalamaz belki hassas konular diye. Dua et öyle olsun. Dua et. Yoksa ipin ucu bize kadar gelir. Evet. Kuzey, sen de kendine bir yer seç istersen. İyi böyle ya. Peki. O zaman etkinliğimizden bahsedeyim. Kendi hikayemizden yola çıkarak bir öykü oluşturuyoruz. Herkes bir kağıt alıyor, kendi hikayesini yazmaya başlıyor. Ardından bir diğer kişi öyküye devam ediyor. Ama önce ikişerle eş olalım. Kuzey, biz eş olabiliriz istersen. Yani. Fark etmez bana. Biz Burak'la olalım. Gelsene Burak. Aslında özellikle yakın olduğunuz kişiler olmasa bence daha iyi. En azından başlangıç için. Şöyle yapalım, eşleri ben seçeyim. Ardından zaten eşleri de değiştireceğiz. Burak, sen Özge'yle ol. Arif, sen de Ferda'yla. Tamam. Tamam. Olur. Hı? Sen de yanıma gel o zaman Kuzey. Alo Sibel, ha, ne oldu? Kürşat'ın annesi adı Zahide. Çıl hapis yatmış cinayete teşebbüste. Nasıl ya? Ciddi ciddi kendi çocuğunu öldürmeye mi kalkışmış bu kadın? Evet. Peki, Kürşat kaç yaşındaymış, ne kadarlıkmış? 13 aylık. Tamam, sağ ol. Nilüfer, ne oluyor? Kürşat'ın annesi onu öldürmeye kalktığında Kürşat 13 aylıkmış. Yani postpartum değil. Kadın ciddi ciddi oğlunu öldürmek istemiş yani. Öyle görünüyor. Bilemiyoruz. Yani bilmiyorum. Bir anne öz evladını neden öldürmek ister? Doktora gittik bugün. Nenemler söyledi mi? He, hasta değilim, merak etme. Kafa doktoru bu. Okul yolladı. Okulusu bastırdım ya, o mevzudan. Görecektin ama her yerden şelale gibi sular akıyordu. Bütün bebeler çığlık çığlığa. Ötleri koptu embaların. Seni de sordu doktor. Kral adamdır dedi. Bir de annemi sordu. Terk etmiş beni dedi. İstememiş. Nerede olduğunu biliyor musun dedi. Bana ne ya? Cehennemin dibine kadar yolu var dedi. Püf bir de basardım da. Kadın doktor olunca işte. Neyse. Bizi istemeyen kadının hasretini mi çekeceğiz dedim. Kapadım konuyu. Şimdi benim dersler full başarı. Okul birinciliğine falan oynuyorum yani neredeyse. Ailem aferin kızım falan filan. Yani burada olmam için. Ya Özge,
Hadi gönder gelsin. Ya ne anlatayım Burak ya? Ben ne anlatayım? Ya ne yani işte? Evet özelim. Seçilmiş kişiyim. Miko bir tipim. Bildiğin şeyler işte. Hadi sen yap, ben yaparım yarın. Sonra doktorlar özel bir durumum olduğunu söylediler ama bir teşhis koyamadılar. Yani ben birazcık garip bir vakayım ama sıkıntı yok. Hiç sakıncası yok. Hatta böyle bazen... Özge, lütfen yerine geçer misin? Hocam ama ya. Özge, sakin olmana ihtiyacım var. Lütfen. Lütfen. Yeter! Yapma ya artık! Tamam. Tamam. Sakiniz. Hiçbir şey yok. Kuzey. Nasılsın? Etkinlikte olanları duydum, sesler duyuyormuşsun. Bana biraz tarif edebilir misin? Sana ne? Terasta da aynalarını duyuyordun ama. Ya sana ne ya? Sana ne? Ne? Sana ne? Sal beni ya, git! Sana yardım et. Etme! Bana sakın yardım etme. Sana en başına da söyledim hocam. Ben senden yardım istemiyorum. İki sohbet ettik, iki ağladık diye beni çözdüğünü sakın zannetme, tamam mı? Adamı fena şaşırtırım. Ne değişti peki? Ben sana yanlış bir şey mi söyledim ya da yanlış bir şey mi yaptım? Mesleğin bu olmasa dikkatini çeker miydim ha? Yanımdan yürür giderdim be. Hepiniz aynısınız. Ben mesleğin bu olmasaydı da seni görürdüm. Sus! Masal anlatma sakın bana. Biz seninle bir anlaşma yaptık. Ben senin sırrını saklayacağım, sen de bana alan açacaksın. Şimdi git, beni boğma. Kendimi tanıyorum, iyi şeyler olmayacak. Git! Tamam. Şimdi gidiyorum. Ama beni nerede bulacağını gayet iyi biliyorsun. Sana bir söz verdim. Bir hafta demiştik. Tamam. Sözümü tutacağımı bil. Kuzey, iyi misin? Değilim lan, değilim! Bir biriniz geliyorsunuz, bir biriniz gidiyorsunuz be! Ne yapışık ancıktınız? Git! Git! Defol! Yüzün düşmüş. Ne oldu? Kuzey. Tam diyorum, yol kat ediyoruz, iyi gidiyoruz. Pat bir şey oluyor, başa dönüyoruz ya. Tamam canım. Yani kendine yüklenme bu kadar. İletişim kurması zor bu çocuk Kuzey. Onun kafasının içinde bir şey var. Yönetemediği. İçinde bir şey var, anlayamadığı bak. Ve gün geçtikçe daha kötü oluyor. Yusuf, bizim bu çocuğa müdahale etmemiz lazım. Yönetemiyor bu çocuk bunu. Tamam, merak etme. Hepimizin gözü onun üzerinde. Ters giden bir şey olursa müdahale ederiz. Tamam. Bilmiyorum. Bekle, zaman vermem lazım. Aa, bozulduk. İki seçenek var.
ya savcımız üst üste 45 tane mesaj attı ve ona sinir oldun ya da hiç mesaj atmadı ona sinir oldun. Savcı, benim hiçbir şekilde sinirlerimi bozabilecek bir insan değil. Tamam? Anlaşıldı, mesaj atmamış. Ne oldu ya Nilüfer, senin bir teorin vardı. Ne, kaçağın kovalanır mıydı neydi? Duvara çarptı galiba. Ha? Savcımız Çetin Ceviz çıktı. Sen hayırdır ya? Ha? Böyle ilişkiler mevzu bahisi olduğunda bülbül kesiliyorsun. Böyle yorum yapmalar, akıl vermeler falan. Tamam, sustum. Hayır yani gerçekten böyle uzattıkça bu konuyu, konuştukça gereksiz önem atfediyoruz. O yüzden söylüyorum yani saçma sapan gereksiz bir öpüşmeyi de anlamsız yani, anlatabiliyor muyum? Tabii. Yalnız ben sustum, sen konuşmaya devam ediyorsun dikkat edersen. Gelmiş bir mesaj. Çok güzel sustun. Konuşmuyorsun evet hiç, sustun. O kadar iyi sustun ki. Ha, arıyorsun bir de. Çok selam söyle. Alo. Alo, Sibel. Ne yaptın kuzum? Kürşat dosyasından bir haber var mı? Birazdan ev ziyaretine gideceğim sosyal inceleme için. Oradan bir şey çıkar diye düşünüyorum. Tamam, neredesin? Birlikte gidelim. Adliyedeyim. İstiyorsan sen buraya gel. Ya da ben geçerken alayım seni. Vallahi sen geçerken al ya. Ben taksi falan bulamıyorum. Tamamdır. Tamam. Görüşürüz. Nihat kaçtı mı? Pislik yapma git. Ne haber Savaş? Selam. Tamam canım şu dosyada. Bugün ayın kaçıydı ya? 23. Akşam var mı plan? Akşam mı? Ha, yok ya bir şey. Evdeyim herhalde. Yani belki arkadaşlarla falan, ne oldu? Var mı plan var? Ya benim yerime nöbete kalır mısın diyecektim. Çok makbule geçer. Yok artık ya. Başka bir emrin? Yok abi, emir değil ya, rica. Ya ben senin yerine kaç kere kaldım sonuçta. Yok abi, ben biraz canım sıkkın. Keyfim de yok. Sen bir başkasın, olur mu? Tamam ya, buluruz. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Olmadı abi bir şey. Hiçbir şey olmadı. Zaten sorun da bu, biliyor musun? Hiçbir şey olmaması. Yani herkesin keyfinin çok yerinde olması. Yani herkesin kendi keyfi dışında hiç kimsenin keyfini düşünmüyor olması. Ne dedim ben şimdi ya? Ya benim size böyle bir açıklama yapma zorunluluğum olduğu kanısı nereden vardınız? Ben onu anlamadım ki. Hayır, sizin madem böyle bir açıklama ihtiyacınız var, siz adliyenin medya iletişim bürosu basın sözcüsünü arayacaksınız. Benden niye bir açıklama bekliyorsunuz ki siz? Evet, dinliyorum. Bakın, siz ilk önce işinizi nasıl yapacağınızı öğrenin, tamam mı? Sonra dosyanın peşine düşersiniz. İyi günler. Gel. Sayın savcım, buyurun efendim. Sağ ol. Rica ederim. Allah Allah. Bak şimdi enteresan. Neymiş? Şimdi bu Kürşat'ın anası Zahide Akman yok mu? Hı hı. O 3 yıl ceza alıyor. Yatıyor, çıkıyor. Ondan sonra bir hafta sonra hakkında kayıp başvurusunda bulunuyorlar. Kayıp başvurusunda bulunan kim sayın savcım? Kocası Menderes Akman. Henüz tanışmadığımız meçhul babamız. Aynen öyle. Sonra işte bir daha başvuru olmuyor. Takipsizlik çıkıyor ortaya. Savcım, annesinin şu an nerede olduğuyla alakalı bir bilgi var mı dosyada? Niye, ailesi de değil miymiş ki? Hayır. Hatta Nilüfer hocam ailesine soruyor ama nafile. Neyse ki biz şimdi ev ziyaretine gideceğiz. Ben muhakkak sorarım. Nereye gideceksiniz, ne yapacaksınız? Ev ziyaretine. Nilüfer'le. Nilüfer hocamla, evet. Savcım, bir sorun mu var? Yok canım. Hiçbir sorun yok. Ne olacak? Nasıl bir sorun yok ya? Olmaz olur mu? Tabii ki var. Yani kadın çocuğunu öldürmeye çalışmış. Bak, ceza almış bu kadın. Bir hafta sonra çıktıktan sonra kocası kayıp başvurusuna bulunmuş karısını bulmak için. Yani sen şimdi karısı çocuğunu öldürmeye kalkmış öfkeli bir babaya, karın nerede diye soracaksın. Mantıklı geliyor mu sana bu? Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Anlıyorum sayın savcım. Ama biz ikimiz de gayet yeterli tecrübeye sahibiz. Olmaz öyle şey. Polisle gideceksiniz. Tedbir almaktan kimseye zarar gelmez. Savcım, polise gidemeyiz. Rutin ev ziyareti gibi görünmek zorunda. Anlaşıldı, o zaman başka bir yol olmalı. Ne gibi? Ne
Ömer aramadı değil mi bütün gün? Öldüm meraktan değil mi? Hoş yapma. Bir kere olsun sesini duymak, yüzünü görmek için can atıyorsun. Bak yapma Nilüfer. Yapma. Bak beni dinle. Ve kimse kendini bu kadar zavallı duruma düşürmemeli. Hele sen. Hele sen ya. Kim ki o adam? Ya daha iyisini bulursun. Yani biliyorsun zaten bak bu adam bize iyi gelmiyor. Dışarıda yüzlercesi var, milyonlarcası var. Lütfen bak beni dinle. Lütfen. Ya daha düne kadar savcıyı satmaya çalışıyordum. Ne oldu ya? Bak o senden şüphelendiğini anlamadan önceydi. Benden şüphelenmiyor. Tamam. Yeter artık. Mahalleye giderken minik bir tedbir al. Şunu çıkarayım. Bazen de dikkat çekmemek lazım. Hı. Uyum gösterelim. Çok evet. Çok uyumlu oldu. Yani güzel tarz. Ha. Yalnız bir şey eksik. Neymiş? Ayakkabılarım. Bir başka ayakkabı mı? Yo yo arkasına topuklarına bassan diyorum. Daha aslında uygun olacak gibi. Doktor hanım bakıyorum neşeniz yerinde bugün. Bayağı keyifliyiz. Fena sayılmam evet. Hayır ben anlamıyorum. Koskoca Cumhuriyet Savcısının işini gücünü bırakıp da buraya bizi korumak için gelmesi enteresan. Yani korunmaya ihtiyacımız olduğunu düşünmen konusuna hiç girmiyorum şu an. Girebilirim. Keşke önceden haber vereydiniz. Ne bileyim böyle habersiz. Prosedür gereği özellikle habersiz yapıyoruz ev ziyaretlerini. Maksat Kürşat'ın yaşadığı yeri görmek. Nilüfer hocalar bizi bekliyor. Buyurun geçelim. Ahmet gel şuraya 5 dakika bakalım. Aç be kadın, aç. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan. Ne özlemi hasret suçu doğasında varsa. Yoksulun merhameti gaz, elinde saz. Hep beklemiş gözlerinde yaş, sırtında yaz. Gün gelecek teraziyi bu insanlar tekmeleyecek. Biz tanığız keşmekeşe, el önden arz edeceğiz. Ben sesimden fark edeceğim yaşlandığım. Ya da her şarkıya veda niyetiyle yazdığımdan. Sana çirkin ağızlarından, aşklarından geri kırıntılar kalacak. Ve bu yalnız olacak. Senin yandığından daha fazla yanan insanlara duymuyorsan eğer nasıl olacağız arkadaş? Böyle avuç kadar üstümüzde borcu kalır ve iyimser bir gül açar parklara. Baktım bunun çevreni. Dedim birader sorun nedir? Cevap yok. Hala gittik bakıyorlar okey. Dedim öyle böyle. Pat bir kafa. Tam nasıl bunun orta yerine. Eyvallah. Ama nasıl söküyor kanlar göreceksiniz. Neyse. Bu kafayı alınca tabii yere yoldu. Tam geçtim bunun tepesine. Tam kaburgaya bir tekme çıkaracağım. Aslan. Davuk kolunun içinden ekmek bıçağı çıkarmaz mı? Oğlum dedim sen bunu nereye soktun? Aa naş şu kadar ha bak. Neyse. Bu bir diklenir ayağa. Tam saplayacak bana. Bende de geri vites yok tabii. Sapla lan dedim. Sen varsa sapla. Lan lan adamın gibi. Lan. Şu manitalara bak lan. Neden tutan bunlar buraya? Şşş. Serin gelin benim mi sabır? Şşş. Kıssana şunu. Kürşat. Ne haber ya? İyidir. Hayırdır ne işiniz var burada?
Seni ziyarete geldik. Baban evde mi? Ha, evde yatıyor. Babaannen? Nenem de evde. Git babaannene haber ver geldiğimizi. Gerek yok. Hep beraber geçeriz. Hadi yol göster bize. Yürüyün şuradan. Sümbül Hanım merhabalar, Sibel ben. Hastanede tanışmıştık zaten. Hmm. Köşat'ın ev ortamını görebilmek için rutin bir ziyaret yapıyorum. Nilüfer Hocam da bizlere eşlik edecek. Buyurun. Sağ olun. Ekmeğin kapıyı kırmışlar. Beyefendi yardımcım olur. Hanımefendi kibarlık ediyor. Ben şoförüyüm. Nene bir çay koysana misafirlere. Baksana boğazları kurudu. Gerek yok. Zahmet etmeyin lütfen. Kürşat biz buraya senin nerede yaşadığını görmek için geldik. Vallahi çok da görülecek bir şey yok aslında. Bizim fakirhane burası işte. Böyle bir yer. Babanı göremedim Kürşat. O uyuyor. Sabah erken kalktıydı da baş tuttu yine geri yattı. Anladım. Onu da görmek isterdim aslında. Bir dahaki sefere Kürşat'ı o getirir. Görüşeceğinizi görüşür, konuşacağınızı konuşursunuz. Amma yaptın sen dedi be. Babam beni götürecek. Hem de hastane. Götürür, götürür. Kürşat, bize odanı göstermek ister misin? Oda mı? Vallahi oda yok da yattığım yeri göstereyim bari. Siz bakın ben buradayım. Tamam. Hanımlar önden misin? Böyle mi? Aynen. Gel bakalım. Sağ ol Kürşat. Maşallah sen de şoförden çok patron gibisin. Araba benim. Çay borcun olsun. Tamam mı? Burası. Hı hı. Burası çalışma masan. Evet. Hı hı. Bu bıçak senin mi? Oğlum, elma doğru. Baba. Oğlum, bir tür bırakayım şu bıçağı. Merhaba, Nilüfer ben. Ender Bey. Memnun oldum Enderes Bey. Biraz dışarıda konuşabilir miyiz? Olur. Görüşme. Benlik bir mevzu kalmadı. İshak'a kaçar. Arkadaşlar bekliyor. Hadi bakalım. İçkili gibisiniz. Bırakacağım. Bırakmak istemekle bırakmak arasında uzun bir yol var Menderes Bey. Siz bu yolun neresindesiniz? Deniyorum. Vallahi. Eğer gerçekten bırakmak isterseniz yardım alabileceğiniz kuruluşlar var biliyorsunuz değil mi? Resmi kuruluşlar bunlar. Başvurabilirsiniz. Daha önce de denedim. Gerekirse yine giderim yatarım ben tedavi olurum. Bu sefer bırakmak istiyorum ben gerçekten. Kürşat iyi olsun. Benim gibi olmasın. Kürşat'ın iyi bir ortamda yetişmesi önemli. Hele çabalayan bir baba çok daha önemli. Menderes Bey size karınızı sormak istiyorum.
oğlunuzu öldürmeye kalktığını biliyorum. Nasıl? Yani kimden duydun bunu? Annenizle konuştuk. Karınız hapisten çıktıktan sonra kendisinden hiç haber alınamamış. Ne izne başka bir şey. Sonra siz kayıp başvurusunda bulunmuşsunuz ama bir hafta sonra geri çekmişsiniz. Bu bana biraz şüpheli geliyor. Biliyor musunuz nerede olduğunu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Oğlunuzu öldürmeye kalkmış Menderes Bey. En azından bunun sebebini biliyor olmalısınız değil mi? Ya bilerek yapmadı. Bilerek yapmadık. Ben gittim orada mahkemede söyledim, anlattım. Dinlemediler ki. Bilerek yapmadı. Bilerek... Yapmadı. Yapmazdı da. Melek gibiydi benim karım. Melek gibiydi. Benim... Karım melek gibiydi benim karım. Benim... Karım melek gibiydi. Ölmüş birinden bahsediyor gibisiniz. Öldü mü? Terk mi etti sizi? Öldü mü? Bir insan ben olup bir... Keşke bir insan bu. Hadi geç. Geç. Çizeginin artık evinde. Her şey bitti. Sıra Kürşat'ın anasına mı geldi? Amacınız ne sizin? Evime gelip düzenimizi mi bozmak? Böyle mi yardım edeceksiniz sorunuma? Yer yarıldı, yerin dibine mi girdi bu kadın? İsmail Bey, nerede olduğunu biliyorsanız söyleyin. Neyi saklamaya çalışıyorsunuz? Sümbül Hanım, bari siz bir kadın olarak cevap verin. Nerede gelininiz? Cehennemin dibinde. Nereden bilelim? Bakın, bu yaptığınız hata. Çok büyük hata yapıyorsunuz. Ya, bir daha ona dokunursan seni var ya pişman ederim. Anladın mı beni? Şoförünü de al, çek git böyle. Yanlış yapıyorsunuz. Ben bu çocuğu burada bırakamam. Ne olduğunu gördünüz, kliniğe yatırmam lazım. Ailesi nasıl yanaşacak Nilüfer abi buna? Tavırları ortada görmüyor musun? Ben hallederim. Siz bir an önce Sibel Hanım bir raporu hazırlayın, yetiştirin. Ben ilk iş sabah çocuk mahkemesine kendi elimle teslim ederim. Tamam, ben o zaman yetişirim sabah, merak etmeyin. İlgilendiğiniz için sağ olun. Ne demek, görevimiz. Teşekkürler. Zahmet oldu size. Rica ederim. Ne demek? Zaten yolumun üstüydü. Sağ olun. Teşekkürler. Rica ederim. Nilüfer Hanım, bu arada siz iyi misiniz? Yani yol boyu ağzımızı bıçak açmadı. Bir sorun yok değil mi? Yok, hayır yok. Yani Kürşat'ta kaldı aklım, onu düşünüyorum. Benim de içime sinmiyor bir şey. Şimdi babaanneyle dede Kürşat'ın annesine bir şey yapmış olabilir mi? Onlar değil. Kim? Menderes. Ha. Sizin de aklınızdan aynı şeyler geçiyor demek ki. Bir dakika, ne geçiyor aklınızdan anlamadım ben. Yani mesleki öngörü diyelim, ilk izlenim aslına bakarsan. Babaanneyle dede de bir problem yok. Onlar da bir şey biliyorlar ama asıl sıkıntı Menderes'te, o bir şey biliyor. Onda bir gariplik var, onu öğrenmek lazım. Neyse, görüşürüz. İyi bakın kendisine. Abi bu arada bir de Kuzey dosyası var. Yalnız Kuzey bir dosya değil. Kuzey bir insan. Kuzey yolunu kaybetmiş bir genç. Artık bunları... Ya Nilüfer Hanım ya. Ya ben onu mu diyorum? Yani Kuzey'in duruşması var. Yani böyle bir şey var 3 gün sonra. Nasıl olur ya 3 gün sonra mahkeme? Ya ne oluyor bu çocuk bu haldeyken? Ne acelesi var? Ben anlamıyorum gerçekten. Gerçekten lütfen rica ediyorum. Ben her seferinde sizi böyle telkin etmekten biraz sıkılmış olabilirim. Ayrıca ben bunu size daha önce söyledim. Yani Kuzey'in duruşması var. Ama mahkemeye yani bir rapor ibraz edilirse bir sorun olacağını zannetmiyorum ben zaten. Gitmesine de gerek yok. Ya hayır, benim anlamadığım şey ne acelesi var? Yani yangından mal kaçırır gibi nedir? Ya ne bu çocuk? Terör örgütü lideri mi? Ne oluyor? İnşallah değildir. Pardon? Yani diyorum ki bu çok önceden belli. Kuralı kanunu zaten tarihi konulmuş bir şey. Yani işte iş bildiğiniz işte kanun, kural değil mi? Yani yönetmelik, yargılama, duruşma, karar böyle işliyor. Dünyada böyle dönüyor zaten. Siz unutmuş olabilirsiniz. Yani hani Kuzey'in dosyasıyla çok ilgileniyorsunuz belli ki.
Unutmuşum. Olabilir insanlık hali. Bir vesileyle ben de hatırlatmış oldum size. Ama işte hukuk öyle keyfi ilerlemiyor. Medeniyetler de bu şekilde ayakta kalıyor diyebiliriz. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum hukuka giriş dersi bir için. Ama ben de takdir edersiniz ki hatırı sayılır bir şekilde gördüm, geçirdim, okudum filan. Yani uzaydan inmedim ben de. Anlatabiliyor muyum? Sadece insanla yasa arasında böyle kalın duvarlar örülmesinden yana değilim ben. Diyelim. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Sağ olun. Savcım. Hoş geldiniz. Merhabalar Damla Hocam. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz gelmiyor musunuz? Ben hanımefendileri bıraktım. Zaten yolumun üstüydü. Size iyi eğlenceler. Olur mu canım öyle şey? Buraya kadar gelmişsiniz. Hem katılın bize, çok mutlu oluruz. Ya şimdi ben içerideki arkadaşları da tanımıyorum ya. Şimdi rahatsızlık vermeyeyim size. Nilüfer Hocam. Savcı Bey'i bırakmak bize yakışmaz değil mi? Tabii. Buyurun lütfen gelin. Gelmez misiniz Sayın Savcı? Bakın ısrar ediyor gibi görünüyorum biliyorum ama diğer çalışma arkadaşlarımızla da tanışırsınız. Hem onlar Nilüfer Hoca gibi, nasıl desem, dikenli değil. İyi o zaman. Yani tabii ki seve seve. Harika. Buyurun o zaman. Sağ olun. Sağ olun. Arabayı alırsın canım. Şimdi. Allah Allah. Yapıştı. Yapıştı. Gitmiyor. O ne surat? Suratını topla. Şaşırdım ya. Gene buradasın ki. Stalker mı ne bu adam ya? Sürekli takip etsene. Deli misin kardeşim ya? Git Allah Allah. İşin yok mu? Git suçlu kovala ya. Gece gündüz bu doktorun peşindesin. Allah Allah. Mecnun gibi. Ya, tamam aşk böyle bir şey belki ama yani dikkat etmek lazım yani. Tehlikeli olabilir. Sen içme bence çok fazla. Yine almışsın zaten şekerli şekerli çikin çikin şeyleri. Yamulacaksın. Aa seninki de gelmiş. Bırak Allah aşkına ya. Aşk böyle bir şey değil miydi? Bana bak. Gerçekten burnundan fidil fidil yediririm seni. Ama dua et merhametli bir arkadaşım. Bilmez miyim hiç? Bilmez miyim? Neyi mi gördün ya? Ha, tuz sınavından bir gün önce Pelin'i hatırlıyorsun. Pardon. Merhaba. Savaş Hoca geliyor. Otoparkta arabasını park ediyor. Şahane. Ne kadar güzel olmuşsun sen. Çok yakışmış. Teşekkür ederim. Tamam hadi hadi çene çalmayalım ya. Hadi hadi. Hadi Nilüfer. Hadi hadi hadi. Mevzilere Savaş Hoca geliyormuş. Hadi. Ne yapıyorsun sen? Şunu ne ara aldım ya? Allah'ım ya Rabbim. Savaş borusu çaldıysa buyursunlar. Sürpriz! Ya ne yaptınız ya? Bu ne ya? Ya çok iyi mi? Hocam seni biliyordum. Ya çok tatlıymış. Sana çok benziyordum. Hangisi benim? Müthişsiniz. Peki. Efendim müsaadenizle çok teşekkür ediyorum. Çok kibarsınız. Yani yeni bir yaş, yeni tecrübeler ama sizlerle birlikte yaşıyor olmak benim için çok değerli. Beni keklediğiniz için de çok teşekkür ediyorum gerçekten de. Yusuf'cum sağ ol, müthişsin. Nilüfer, İpek sen de öyle ama en çok da Damla Hocam. Sizlere teşekkür ediyorum. Unutmayacağınızı biliyordum onun için. Yani beni çok güzel kandırdınız. Yani hocam benim bir alakam yok. İpek Hoca unutmadı. Herkes o haber verdi. Ona teşekkür ederim. Ha öyle mi? Aa İpek. Çok teşekkür ediyorum. Müthişsin. Sağ olasın. Ne demek hocam? O zaman afiyet olsun. Yeni yaşına. Teşekkürler. Sağ olun. Yavaş. Ne yapıyorsun? Dur sakin ya. Niye öyle korktun ki? Boşluğuma geldi. Eyvallah. Geçti mi sinirin? İşte oluyor bana arada öyle. Hepimiz oluyor ya. Rahat ol.
Kırdıysam özür dilerim. Yok be. Ne kırılacağım ya? Geçti gitti. Ben öyle narin değilim. Birileri gibi. Eyvallah. Ben bir şey soracaktım aslında sana. Sor. Yani sormak gibi değil de... isteyecektim ama yapar mısın? Yaparım. Söyleseydim. Olsun, ben yine de yaparım. Yarın babaannem gelecek de buraya. Yani ben gelme dedim de işte ısrar etti babaannem. Normalde ben yaparım da işte alet edevat yok ya. Oğlum manyak mısın sen? Babaanneni mi öldüreyim? Ben yapmam öyle şey ya. Yapmam yok, yapamam yani. Ruh be, onu mu dedim ben? Ya alet edevat yok dedin ya. Ne oluyor alet edevat? Bıçak, silah, tabanca, fare zehri. Yok, füze. Kızım neyin kafası bu ya? Babaannem diyorum, babaannem, babaannem. Ya ne bileyim oğlum ya. Aile dediğim buradakilerin baş düşmanı yani genellikle. Ya sen tam olarak ne diyorsun? Bir gelip anlatır mısın? Ben anlamadım. Bir sakince. Anlatır mısın? Yarın polis de kapımıza dayanmasın bunlar İsmail. Bir kere de ağzını ayrı açma kadın. Adamın asabını bozma. Oğlum, ağzından bir şey kaçırmadın değil mi? Kaçırdım anne. Dayanamadım, gittim. Tek tek ne var ne yok anlattım. Şakanın sırası mı? Canım burnumda benim. Sen de saçma sapan konuşma o zaman. Ama ne bileyim ben. O kadın malın gözü. Ağzından laf alır diye şey ettim. O zor biri. Çapse girmek istiyor gibi bir halim mi var? Sen Kürşat'ı alıp köye mi gitsen ne? Hayda, bu nereden çıktı şimdi? Ama ne bileyim ben, polis molis gelir. Ya bir sakin olun ya. Bunca yıl hiçbir şey ortaya çıkmadı. Şimdi deli doktorun teke gelecek, bizi patlatacak. Ha öyle mi? Saçmalama. Kürşat. Ne yapıyorsun lan sen benim odada? Piş baba. Çakımı arıyordum. Lan sırtma çakını. Çık git. Bir daha görmeyeyim seni bu odada. Hı hı. Size fena şeyler söyleyebilir miyim? Sizi sevdiğimi, deli gibi, ölecek gibi sevdiğimi söylemek fena bir şey mi? Şaşırmayın. İhtimal kulaklarınız böyle sözlere alışık değil. Fakat yalnız kulaklarınız. Kendinize itiraf etmeseniz bile ruhunuzun bu sözlerime yabancı olmadığını tasdik edeceksiniz. Ay, sizde bizde aşk mı olur ya? Bu ne ya? Aşk dediğin senli ben ne olur ya? Değil mi? Ama öyle ya benimsin ya kara toprağın gibi saykoca değil. Ya da öyle kedi yavrusunu severmiş gibi böyle mıç mıç da değil. Böyle ayarı olur ya tam dozunda. Haksız mıyım ya? Kuzey? Kuzey?
suçsuz musun oğlum? Bu ne ya? Güzel bir görüşmek üzere. Sadece bekliyor. Nihayet. Nihayet hocam görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam. Delirtmek mi istiyorsun lan sen beni? Volkan, sakin olur musun? Lütfen bak, içeride de söyledim. İş arkadaşım onlar benim. Tamam mı? Ya yanımda bir erkek görünce delirmeyi bırak artık. Lütfen diyorum, lütfen. Ya sen ne diyorsun, ne diyorsun? Ne diyorsun kızım sen? Aptal mıyım ben? Doğum günü hatırlamalar, parti organize etmeler, bir tanemler falan. Hayırdır, ne oluyor? Yedekte mi tutuyorsun yoksa? Kolumu bırak, çok sıkıyorsun. Kıracaksın, kolumu bırakır mısın oğlum? Bırak mı? Bırak. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Sevgiline mi şikayet ediyorsun? Ya ne sevgilisi? İş arkadaşı. Volkan, canım acıyor. Bırak kolumu. Bırakmıyorum, bırakmıyorum. Ne yapacaksın? Saçmalama artık. Çek elini dedim, iş arkadaşım dedim. Şu geceyi de mahvediyorsun.